Kadın Hayattır'dan merhaba. Ben Duygu Özel Tapan. Kadın Hayattır diyoruz ve hayat dolu olmak için bedenimizin ve ruhumuzun sağlıklı olmasının öneminin altını çiziyoruz. Bugün de program dop dolu. Çok merak ettiğiniz konuları birbirinden uzman konuklarla konuşacağız. Kadın Hayattır başlıyor. aksesuarımız öyle değil mi? Rengi, boyu, gür olup olmadığı hatta modeli bile çok önemli. Her zaman sohbet konumuz olabiliyor saçlarımız. Peki ya istediğimiz kadar gür ve sağlıklı değilse? Zaman zaman dökülebiliyor değil mi? Stresli dönemlerimizde gebelik dönemlerimizde belki bir ilaç tedavisi gördüğümüzde. Peki saçımız için nasıl önlemler alalım? Eğer döküldüyse ne yapmalıyız? Ne gibi saç ekim ve saç tedavi yöntemleri var? Avantajları neler? Sorularımızı robotik saç ekimi ve saç tedavileri uzmanı Doktor Servet Terziler yanıtlayacak. Hoş geldiniz Sayın Terziler. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Bomba gibi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de Şimdi saçımızı konuşacağız. Çünkü dış görüntümüzü tamamlayan en önemli aksesuarımız biz kadınlar için saçlarımız. Saç ekim tekniklerine, tedavilerine gireceğiz ama önce saçlarınızın sırrını konuşalım. Sağlıklı olmasının sırrını. Memnuniyetle. Ondan önce de birazcık kanalınızla ilgili konuşalım. Öncelikle kanalımız hem dünyaya hem de ülkemize hem de bayanlarımıza hayırlı olsun. Çünkü programımızın adı da o kadar güzel ki. E, hayatın merkezinde gerçekten düşündüğümüz zaman kadın var. İşte baktığımız zaman eşimiz, annemiz, kızımız. Biraz önce onu konuşuyorduk e, dostlarla. Yani hayatta kadın olmasa sanki hayat boş olacak gibi. Çünkü bize hayatı, derinliği, anlamını, manayı öğreten sizlersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda gerçekten e, kadın bakışı bambaşka. Ve... Bence hayata kadın 360 derece bakıyor. Her yönüyle bakıyor ve bütün katman ve derinlikleriyle bakıyor. Bence kadını gerçekten anlamak lazım. Bu noktada iyi çözümlemek lazım. Bence kadınlarımızı saygıyla önde öndeilmek lazım ve hak ettiği değeri de vermek zorundayız diye net bir şekilde. Altını çiziyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz, çok güzel sözler söylediniz. Şimdi güçlü saçlar için ne yapmalıyız? Önce öyle başlayalım mı? Dökülmeden önce, yıpranmadan önce ne gibi önlemler almalıyız saçlarımıza? Dediğiniz gibi hem erkeğin hem de bayanların en önemli aksesuarı saç. Bu saçlar öyle bir enteresan ki yani e, özellikle ben yaklaşık 15 yıldır saçla uğraşıyorum. Hayatım saçı tedavi etmek işte eksik olan yerleri ekmek ve takip ederek en güzel bir şekilde insanın tacı olarak değerlen tacını yerine koymak. Çünkü hepimiz kendimizi bu hayatta kral ve kraliçe olarak görmek, öyle yaşamak istiyoruz. Hepimizin tacı çok özel ve önemli. Bu nedenle bu taç ben ha saçlara taç diye bakarım. Ve her bir saçın telini taçın üzerindeki bir pırlanta gibi hep görürüm. Bu nedenle saçı dökülen insan üzüntüsünü çok derinden iyi anlarım ve onu tedavi etmek için de gerçekten dünyadaki son teknikleri hem karşımızdaki insanın varsa eğer bu konudaki duygusal desteklerini ruhsal bir takım yatırım yapması gereken noktalarını çözümleyip de hekim bir yandan da üçüncü gözle hasta iyi yaklaşması lazım. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi günümüzdeki hastalıkların %95'inden fazlası psikolojik. Saç dökülmesinde çok büyük psikolojik etkileri var. Mesela diyelim ki eşiyle ayrılma yolculuğuna giren bir hanımefendi. Çocuğuyla çok büyük sorunlar yaşayan ya da sosyal çevresi problem yaşayan hanımefendilerin saç dökülmesi çok hızlanıyor. Evet. İşte özellikle hamilelik döneminde depresyona girerse, loğusalık özellikle hanımların en büyük hormonal iniş çıkışlarının yaşadığı ve duygularının da elinde olmadan iniş çıkışlar yaşadı psikolojik dalgalanman oldu bir dönem. Çok fazla yaşarız biz bu dönemde saç dökülmesini hanımlarda. Hekim bu konuda çok e, hayata ve e, karşısındaki insana gerçekten çok boyutlu bakabilmeli. Bu nedenle al bu ilacı git. Al bu tedavi sana uygun. O kadar bir şey yok. O zaman internete girelim. Saç dökülmesi diyelim. İşte orada bir şeyler var zaten. Şunu kullan bunu kullan diyor. Hepimiz o zaman iyileşelim. Dolayısıyla hekim burada çok marif olmalı. Bu konuda net olmak lazım. dökülme nedenlerini kabaca hanımlar için sıraladığımız zaman genetik faktörler yine ön planda. Anne ve veya baba tarafında saç dökülmesi genlerde kodlanmışsa hanımların kaçması biraz zor. Yüzde 65 gibi genetik faktörü hanımlarda söz konusu. Bir de ee, kuaför olayı bizlerde çok fazla hanımefendilerde. Saç boyatmak değil mi var bir de? Haftada bir, evet. 15 günde bir. Bazen rengini beğenmiyoruz işte bir gidiyoruz peş peşe 2-3 gün saçımızı mahvettiğimiz dönemler olabiliyor. Orada kimyasal katkıları maalesef ki biliyorsunuz saçın öncelikle rengini siyahken ya da hangi renge sahipken önce bir açıp amonyakla bir rengi e, natürel hale getiriyor sonra istenen renk yüklemesi yapılıyor. Ve saçın orada kırılganlığını, kalitesini maalesef çok bozuyoruz. Burada iyi saça yatırım yapmak lazım. Ee, bir de hanımların en büyük problemleri çok fazla diyet programlarına başlayıp bırakma gibi olaya çok oluyorlar. Bu da neyi getiriyor? İşte hızlı diyet programına girdiğimiz zaman vücuda yeterince vitamin, protein alamıyoruz. Bu sefer de vücudun protein, vitamin eksikliği saça da yansıyor. Evet. Çünkü şunu iyi bilmek lazım. Vücut sağlıklı olacak ki saç sağlıklı olsun. Bunun altını iyice çizmek lazım. Eğer vücutta problem varsa yani bir tiroidde problem varsa kadınlık hormonlarında problem varsa vücudun demiri çinkosu folik asiti D vitamini bir takım olması gereken vitamin mineraller tam dengeli değilse saçta da eksik oluyor. Bu nedenle doktor saçı tedavi ederken öncelikle hanımefendinin iç dünyasındaki analizini çok iyi yapmalı. Saçın check-up'ını yapmalı. Bu saçın check-up'ında özellikle son dönemlerde büyük şehir diye düşünüyorum çok fazla D vitamini eksikliği görmeye başladı. Evet. Genellikle işte plazalarda yaşıyoruz. Güneşi almamız biraz azalmaya başladı çünkü tabiattan sanki biraz uzak yaşıyoruz diye düşünüyoruz. Büyükşehir problemi olduğu için. D vitamin eksikliği. İşte birazcık bazen proteinden uzak yaşayalım da işte kolesterol düşsün diye ee, bir gördüğüm zaman folik asit eksiklikleri çıkmaya başladı hanımefendilerde. Demir eksikliği fazlaca çıkmaya başladı. Çinko eksikliği çıkmaya başlıyor. B12 enteresandır. B12 eksikliği de çok fazla çıkmaya başladı. Bu da saça etki ediyor değil mi? Çok fazla etki ediyor. Bu nedenle bir hanımefendi geldiği zaman ilk yapmamız gereken olay geçirdiği bir emzirme dönemi, hamilelik dönemi sonrasında meydana gelen bir durum mu? Genetik faktörler nedir? Ve vücudundaki kan çekabını, saç çekabını yaptıktan sonra eksikliğini analiz etmek, teşhisi çok doğru koymak gerekir diyebilirim. Şimdi tabii eğer bu eksiklikler varsa tablet olarak olabilir. Yiyecek olarak olabilir. Önce bu eksiklikleri vücudumuza koyacağız değil mi? Daha sonra eğer varsa hormonal bir problemimiz tedavi olacağız belki saçlarımız da düzelsin diye. Peki başka ne tür hatalar yapıyoruz? Saçlarımızı kıran, yıpratan ya da dökülmesine sebep olan ne gibi hatalarımız olabiliyor? Şimdi e, artık hepimiz sosyal hayatta ön planda çok e, güzel meslekleri sahibiz ve hanımlar şu anda... E, okuma noktasında çok güzel noktalarda olduğu için hayatta iş hayatındaki başarılarda da bakımlılığı meydana getiriyor ve çok fazla fön çekiyoruz. Fön çektiğimiz zaman da saçımız gereğinden fazla kuruyabiliyor. Bu nedenle zaman zaman saçlara cilt kuruysa saç kuruysa özel bir takım yağlarla bakımlar yapmak gerekebilir Dolayısıyla, Saçlı deriyi de saçı da özel bir şekilde yönetmek zorundayız. Bu konuda belki kuaförüyle ya da varsa saç doktoru bir analiz yaparak o noktada yardım almak gerekir. Peki tedavide ne yapacağız? Onu e, izleyicilerimiz merak ediyor. Önce mesela kaç tip dökülme var? <laughs> erkek tipi dökülme diye bir şey duydum. E, bu kadınlarla da görülüyor mu? Görülüyor. Nedir? Kaç tip dökülme vardır? İki tip dökülme var hanımefendilerde. Dediğiniz gibi bir erkek tipi dökülme, bir de kadın tipi dökülme. Erkeklerin dökülmesi hep bizim bildiği gibi özellikle tepe bölgesinde bakarız belli bölgeleri veya yarısı veya tamam erkeklerde dökülüyor. Hı hı. Hanımlarda da baktığımız zaman özellikle dökülme, seyrelme daha çok elimle çizdiğimiz ön, orta, arka bölgeyi ilgilendiriyor. Yanlar ve arkalar buraya göre çok daha iyi ise bu erkek tipi dökülmedir. Peki biz nasıl anlarız? Örneğin mesela saçlarımızı taradığımızda mesela bir, bir tomar, bir avuç saçım dökülebiliyor benim. Dökülme problemim var diyebilir miyim? Yoksa eni konu aynada çıplaklığını görmeli miyim başımın? Şimdi iki tane yöntem var bence. Şimdi özellikle çocuk ve gençliğimizden beri saçımızın bir kalınlığı ve kalitesi var. Kalın telli, orta telli ya da ince telli olabilirsin hangi tele hangi kaliteye sahipsek eğer geçirdiğimiz dönemde saçımızın kalitesinde ve volümünde azalma varsa problem başlamıştır demektir. Hmm. Yani illa belli yer açılsın o kadar beklemeye gerek o artık görsel olarak bozulduğumuz artık koşmamız gereken bir dönemdir doktora. Hmm. Ne zaman biz doktora başvurmamız lazım? Saçımızın kalitesi hızla bozulmaya başladı. Bazen bakarız matlaşır saçımız. Mısır püskülü olur. Evet. Böyle taradığımız zaman bir söner. Eskiden fön çekeriz. Fön diyelim ki normalde 10-12 saat duracakken 3-4 saatte fön sönmeye başlar. Evet. O zaman saçımızın demek ki kalitesinde problem başlamış demektir. Bu alarma geçmemiz gereken dönemdir. Saçımız normalde canlı ve parlak olması lazım. Fakat bir bakarız ki parlaklığını kaybetmiş ve matlaşmış. Uzmanına başvurması gereken noktadan bir tanesi de budur. Hı hı. Bir de baktık ki dediğiniz gibi miktar olarak günde şu anda bütün dünyada sağlıklı saçlar 100 TL kadar saç kaybedebilirsin. Hı hı. Aa 100 TL çok değil mi? Sakin. Çünkü bizim kafamızda artı eksi %5 olmak şartıyla 120 bin tel var. Bayanlarda da baylarda 120 bin tel var sağlıklı. Bunun günde 100 teli dökülse çarpı 30 gün bir ayda topla çıkar 3000 tel. 120 bin tel %2,5'ü eder. Bir de saçımızın bir döngüsü vardır. Belli kısmı yaşlılık dediğimiz üç boyuttadır çünkü. Gençlik, bebeklik, gençlik ve yaşlılık dönemi. Yaşlanan saçlar dökülü yerine yenileri çıkıyor. Evet. Çünkü burada dökülen teldir, kök değildir. Bu nedenle 100 TL kadar saçın dökülmesi, abartmayın. Bir de hanımlarda şunu görüyorum. Bir tomar geldi. Tamam saçın dalgalıysa ve çok uzunsa bir tanesi bile avucu dolduracak kadar böyle volüm meydana getirmeye başlıyor. Tabii. 20 taneyi koyun. Aa bir avuç. Bakalım diyorum kaç tel var? Bakıyorum 8 tel var. <gülüyor> <gülüyor> o konuda bazen... Abartmayı seviyor muyuz bilmiyorum. Sevebiliyoruz. Top, tomar tomar dökülüyor. Tamam diyorum bakalım diyorum. Görmüyor musun diyor eline gelen biter. Abartabiliriz. <laughs> evet. Endişeleniyoruz saçlarımız evet. için. Haklısınız. Evet. Bu konuda çünkü en büyük aksesuar, aksesuar insan niye endişelenmesin ki? O noktada ama doğru bilinçlenmek. Çünkü gereğinden fazla bir olay bize korku kaygı endişe getiriyorsa o bizi psikolojik olarak da yıpratmaya başlıyor. Realiteyi bilelim, mantığımızı devreye sokalım, doğru tedaviyle yürümeye devam edelim. Peki diyelim ki doğru teşhisi koyduk, saçlarımız dökülüyor, size geldik. Şu da çok önemli, şuna da vurgu yapalım mı? Biz kime gitmeliyiz? Çünkü çok fazla merdiven altı bu işleri yapan kişiler, kurumlar duymaya başladık. Araştırmalarımızı yapıyoruz belki ama en doğru yer neresi? Doğru klinik, doğru hekim tercihimiz nasıl olmalı? Kimlere yönelmeliyiz böyle bir durumda? <laughs> Valla dünyada en zor tedavilerden bir tanesi saç tedavisi. Evet. Ve iyi bir saç tedavi eden doktoru bulmak. Bu konuda e, güzelim İstanbul'umda bile böyle baktığımız zaman e, biraz kafamız karışabiliyor. Kesinlikle. Rahmetli e, çoğumuz tanırız. Kolsuz Agop. Türkiye'nin yetiştirdiği duayan cildiye doktorunun, profesörünün bir hocamız. Geçen sene Nurullah içinde yatsın. Rahmetli oldu. Muayenehanesinde her türlü cilt hastalığı tedavi edilir. Tabelayı asmış. Saç hastalıkla tedavi edilmez. Tabelayı koymuş. ve hmm. koca profesör hocamız saçı tedavi edemeyecek mi? Hayır. Saç tedavisi o kadar zor ki çünkü bir hastayı aldığınız zaman sırtınıza onu belki ömür boyu taşımak zorunda kalıyorsunuz. Bu bu kadar mesuliyetli ve e, tedavisi uzun süreçli bir yolculuktur. Bunu iyi bilmek lazım. Takibi önemli. Evet. Yani bir tane ilaç ver hoca. Benim saçım geçsin. Çok spesifik neden varsa doğrudur ama genellikle böyle bir şey olmuyor. Şimdi sınıflandırmadaki tedaviye tekrar devam edersek özellikle hanımlarda demir eksikliği varsa saçın kaliteli olması çok zor. Demir çok iyi tedavi edilecek. Ve hanımların bir de gördüğüm en büyük tedavideki problemi çabuk sıkılıyor. Bir ilaç alayım bitsin. Bir ay kullanıyor hatta yarısını kullanıyor tamam diyor. Hayır. Demir eksikliği tedavisi 6 aydan aşağı sürmez. Hmm. 6 ay sürecek. Çünkü önce vücudun depolarının dolması lazım. Hmm. Diyelim kansızlık bana geldiniz. Kansızlığınızı tespit ettik. İlacı verip 6 ay sonra kan testiyle depolarınız doldu mu diye doktorun iyi görmesi lazım. Saçın en büyük elementlerinden bir tanesi çinkodur. Çinko iyi bakmak lazım. Folik asit saçın gücündeki çok önemli maddedir. D vitamini çok önemli bir maddedir. Bunun yanında B6, biyotin dediğimiz vitamin çok önemlidir. Dolayısıyla bu vitaminler çok iyi bakılacak. Eksik varsa lütfen bunları düzenli kullan diye bunu size vermek zorundayım. Tamam. İkincisi adet düzensizliği kadınların hormonal bozukluğun en büyük ipuçlarındandır. Bunu iyi analiz etmek lazım. Varsa kadın doğumcuyla herhangi bir kist, yumurtalığında problem, böbrek üstünde problem var mı diye analiz ettirmek lazım. Üçüncü problem hanımlarda tiroidler %20-30'larda. Çok çalışması, az çalışması. Öyle bir şey varsa dahiliye doktoru kombin gitmek lazım bu noktalarda. Bunun yanında problem olduğu anda çözümler verilecek. Peki tedavide ne yapacağız biz? Saçı güçlendirmek için vücudu tedavi ettik. Eksikliği evet. yerine koyduk. Günümüzde şu anda yaklaşık 4... Ana unsurda giden tedavi yöntemleri var hanımefendilere kullandığımız. Mezoterapi denilen vitamin enjeksiyonları yapabiliyoruz. Saça. Nasıl oluyor bu? Buradan başlayalım. Memnuniyetle. Şimdi e, hanımlarda özellikle bahsettiğim gibi B6, B12, demir gibi bir takım vitaminlerin kullanılması gereken enjeksiyon formülasyonları vardır. Yani hem ağızdan alacağız belki bu tabletleri hem de saça yükleme oluyor doğru mu? Evet Anladım. hedefe bunu yüklemek lazım. Hı hı. Fakat e, özellikle mezoterapi, saç mezoterapisi etkinliğinin nispeten daha alt seviyelerde bunu bırakmaya başladı. 2000'li yılların başında Türkiye'de çünkü saç tedavileri hemen hemen doğru tedavilerle yapılmaya başlandı. Etkinliği zayıf kalınca e, özellikle... PRP denilen insanın kendi kanını alıp iyileştirici bir plazmanın elde edilip saçlı deriye enjeksiyonuyla saç PRP'si yapılması da etkili tedavilerden ikincisi diyebilir. Üçüncüsü özellikle şu anda yurt dışından Amerika'dan gelen growth faktör dediğimiz büyütücü faktör denilen yine enjeksiyonlarla uygulanan saç üreten, hücreleri tedavi eden tedavi yöntemlerinde de etkisi alınmaya başlandı. Fakat şunu net olarak bu noktaya kadar söylemem net bir şekilde şart. Mezoterapiler, growth faktörler ve PRP'ler mevcut saçın kalitesini arttır. Daha canlı, daha parlak olmasına yardımcı olur. Eğer beklenti tedavide buysa bu tedaviler yeterli. Daha canlı, daha parlak ve daha, daha gür mü belki? Evet daha gür olmayacak onu ben söylemek istiyorum. Daha canlı, daha parlak, daha güçlü olması için bunlar yeterli. Ama daha çok gür olmasının ana kaynağı daha çoğaltmaktır. Mevcut saçı çoğaltmak istiyorsanız yeni bir tedavi yönteminden bahsedeceğim. Saç lazer tedavi yöntemi. Hmm. Çünkü bizim bazen e, özellikle doktor doktor dolaşan, Böyle onlarca doktora gitmiş, yıllardır saç problemiyle yaşayan değerli insanlar hep kapıyı çaldığı için gördüğüm nokta şu, öbek öbek boşalmaları olan saçlar var. Erkek tipi özellikle dökülmede. Böyle pirinç tanesi gibi. Bazı noktalarda yarım mercimek kadar boşlukları. Yani neredeyse ekimlik hale gelmiş hanımefendiler var. Evet. Bunu şimdi PRP, Growth Factor, mezoterapi, İşe yarar ama çok zayıf kalır. İki ay, üç ay sonra o memnuniyeti yaşatamayız hastaya. Çünkü mevcudu çoğaltamaz o. O boşluklardan yeni saç çıkmaz. Şurada bir virgül koymak istiyorum. Bu mezoterapi bahsettiğiniz PRP ve diğer o üç yöntem yani daha sağlıklı olmasını sağlayan yöntemleri ne kadar süre uygulayabiliyorsunuz? Kişiden kişiye değişiyordur herhalde değil Ortalaması mi? Ortalaması var. Ortalama 10 seans biz bunun tedavi çünkü bir kür diyoruz biz buna bir kür tedavi programı uygulamak lazım. Burada haftalık ya da 15 günde bir ihtiyaca göre tedavideki etkin hızımızı durumunu analiz etmek için çok önemli. Genellikle bu tedavi yaklaşık 3 ay kadar bir dönem içinde bitmesi lazım. Üç ay, dört ay gibi. Ee, başarı oranları nedir? Bir de e, her yaştaki insana uygun mudur? Mesela e, yaş almış kadınlarda uygun mudur? Ergenlik dönemindeki kadınlarda uygun mudur? Özellikle e, genç yaş grubunda PRP'nin etkini daha güçlü. Çünkü biz genciz, iyileştirici kan hücrelerimiz de genç. 45, 50 yaşından sonra yavaş yavaş yaş almaya başladığımız için iyileştirici hücrelerimizin etkini de zayıflamaya başlıyor. Bu nedenle ben 45-50 yaşından sonra PRP'nin etkinliğini azaldığını net olarak görüyorum. Onlarda growth faktör daha etkinliğini görebiliyorum. Bu nedenle yaşa göre de tedavi planlamak hekimin en birinci vazifelerinden bir tanesidir. Yine doğru ellerde doğru yöntemi yapmak önemli. Yani hekimin tecrübesi çok önemli hepimizin bildiği gibi. Vaka sayısı çok önemli. Hangi hasta gruplarını, hangi yaş gruplarında almış ve onlarda ne kadar tedavi başarı ulaştırmış. Bu nedenle biz hep tecrübeli elleri ve hekimleri aramak zorundayız. Gelelim lazerle saç terapisine. Biraz daha açabilir misiniz? Seanslar ne kadar süre kime uygun? Başarı Şimdi oranları. Saç lazeri adı üzerinde sırf saç tedavisi için planlanmış bir lazer tedavi yöntemidir. Lazer tedavisi dünyada yaklaşık 41 yıldır sağlığın emrinde kullanılıyor. Cildimizi gençleştirmek için lazer kullanılıyor. İşte fraksiyonel lazerler var, radyo frekanslı lazerler var vesaire. Göz tedavisinde bir takım ameliyatlarda kullanılıyor. Yüzdeki bir takım lekeleri kesmede bile lazer kullanılıyor. Aynı yöntem değil mi bu da? Evet. Liposuction'da lazer liposuction yöntemi kullanılıyor. Yağ doksunu sıvı hale getirmek için. Kısacası Vücudumuzun birçok yerinde tedavi amaçlı kullanıldığı gibi saçın emrinde de hizmetinde kullanılan saç lazerleri dünyada mevcut. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da son teknolojik üretilen saç lazer tedavi sistemleri mevcuttur. Ülkemizde bundan lazerler de yurt dışından gelen, Amerika'dan gelen FDA onaylıdır, Amerika'dan Avrupa'dan gelen CE belgelidir. Yani insan asla yan etkisi zararı olmayan. Çünkü en büyük mesele ya hocam lazeri veriyorsun e beynime bir şey olacak mı? En büyük şeylerden Korku. birisi bu korkulardan bir tanesi. Bunları da net olarak söyleyebilirim. Lazerin ışını zaten yaklaşık 3 milimetre derinliğe göre ayarlanmış. Yüksek dozda verilmeyen, kontinü bir şekilde yani sürekli bir şekilde verilen sırf cilt altındaki kılcal damarı açıp oradaki kan akımını harekete geçiren bir tedavi istebilir. Aklıma hemen şu soru geldi sayın e, terziler. İşte biz <laughs> lazer operasyonuyla biz kadınlar e, istenmeyen tüylerimizden kurtulabiliyoruz. Onları yok eden aynı sistem aynı kılı başımızda var edebiliyor mu? Bunu mu anlamalıyız? Şimdi e, lazer deyince çok güzel noktaya geldiniz. Şimdi lazer doğru dozda kullanıldığı zaman kılın kökündeki kılcal damarı kapatıp onun kurumasına yardımcı olur. Fakat bazen bakın yanlış uygulanıyor. Yüzde hocam gitti yüzümdeki kıl çoğalı diyor. Bazı hanımefendiler de var. Ya gittim işte fol bölgem, bölgemde kılımı yok etmek için lazer merkezinde çoğaldı. Tabii çoğalır. Niye? Çünkü dozunu iyi ayarlamazsa orada çoğalma yapıyor. Yani burada ipucu veriyor aslında. Demek ki kıl tüy içinde lazer epilasyonlarda da çoğaltıcı etki var. Bunun mantığında şu var. Saç tedavi eden lazer tedavileri çok basit mantıkla bizim saçlı derimizin altındaki kılcal damara ulaşıp orada kılcal damarları açıcı mekanizmayı harekete geçiriyor. Bu bölgede kılcal damar açıldığı zaman kan akımı artar. Dolaşım artar, sirkülasyon artar. Buradaki Devi, devinim artar. Kan akımının arttığı bölgede ne olur? Oranın beslenmesi artar. Beslenmesi artan foliküllerin de meydana getirdiği saçlar daha canlı, daha kalın meydana getirir. Ölmeye yüz tutmuş olan kıl folikülleri uyanarak yepyeni saçlar çıkar. İşte saç çoğaltmanın mantığında bu vardır. Anladım. Bir önceki tedavilerde dediğim PRP, Growth Factor mezoterapiler mevcutları çok güzel tedavi ediyor. Hiçbir diyeceğim yok. Ben kendim de kullanıyorum. Gerektiği vakada, gerektiği durumlarda, koruma seanslarında onu kullanıyorum. Çünkü güçlü bir silah. Ama gücü bir noktaya kadar. Hatta ben bunu şöyle kendime formüze ediyorum. Bolu Dağı'na çıkıyoruz. Dik bir yokuş. İşte motor gücünüz 1200-1500 beygirse biraz bayılıyorsunuz. Zor çıkmaya başlıyorsunuz. Ama altınızda 2000'in üzerinde 3000 beygir bir arabanız varsa otoban gibi yağ gibi kayıyorsunuz. Lazer o yokuşlarda bana mısın demiyor. Hmm. Fakat PRP düz yolda gidiyor. Düz yolda o tamam yürür ona problemim yok. Dolayısıyla burada çoğaltma yani bir tırmanma şeyi çıkacaksak tedavisi lazerdir çoğaltma sisteminde. Mevcudu koruyacaksak PRP'ler, growth faktörler memnuniyetle yapabiliyoruz. Şimdi dediniz ki lazer terapisi Türkiye'ye yeni girdi değil mi? Doğru mu? 15 aydır biz kendi grubumuzda uyguluyoruz. Zaten çok şükür saç tedavisinde bizim grubumuz bu konuda e, öncüdür. Yıllardır saç tedavisinde dünyadaki son yenilikleri, trendleri araştırır ülkemize, güzel insanımıza getiririz ve biz e, 15 aydır bu konuda başarılarımızı e, sosyal medyada, hasta memnuniyetlerinde gösterdikçe diğer klinikler, doktorlar, hastanelerde lazer tedavisi neymiş? Nasıl uygulanıyormuş diye araştırmaya başladı. Yavaş yavaş onlar da ülkemizde kullanmaya başlandı. Yalnız şuna ben özellikle çok dikkat çekmek istiyorum. E, duymaya başladım çünkü. Lazer tedavisi muhakkak 6 ay kullanılacak. Hı hı. Bazen duyuyorum 10 seans işte yeter diyorlar. Hı hı. İşte bir ay yeter, yetmeyecek. Bir ay sonra kavga edersiniz gittiğiniz zaman o klinikle. Çünkü... Bir ayda çıkmaz. Bir ayda tedavi tamamlanmaz. Anladım. Başlar. Yani bir yokuşun bir şeyi vardır. Başlarsınız 2,5 kilometredir. Bunu çıkacağınız zaman dilimi diyelim. Bir yarım saatte çıkacaksınız neyse. Ben 10 dakikada çıkacağım. Zorlamaya gerek yok. Yok yani bir şeyin doğası ve fıtratı vardır. Kabul edilir bir timingi vardır. Bu nedenle tedavinin başlangıç ve bitişi 6 aydır. 15 aydır çünkü ben birebir kendim tüm hastam, bine yakın vakam var takip ettiğim. Onun için sordum. Yani 15 aydır Türkiye'de ise başarı oranları takip edebilmiş midir acaba? Yüzde kaç başarı sağlanmıştır? Hanımlardaki başarı oranı net bir şekilde yüzde 90'ın üzerinde. Hmm. Erkeklerdeki başarı oranı yüzde 95'in üzerinde. Net bir şekilde. Çünkü seanslara doğru devam edildiği sürece evde de tabii ki saçı güçlendirici özel serum sprey formüllerimiz oluyor. Onu güçlendirmek için. Çünkü bir yandan da lazer tedavisiyle kılcal damarları açıp kan akımını meydana getirdikten sonra bir yandan da bu toprağın doğru gübresini vermek lazım. Aslında saç tedavisi kabaca çiftliğimizin güzelleştirilmesi, evimizin bahçemizin organize edilmesi gibi, tedavi edilmesi gibidir. Güneşini çok iyi vereceksiniz bahçenizin, çiftliğinizin. İki, vitaminlerini doğru bir şekilde vereceksiniz. Bu ikisini yaptığınız zaman başarısız olmanız imkansızdır. Lazer mantığında aynı sistemi uyguladığım için başarılar %95'in üzerinde net olarak söyleyebiliyorum. Şimdi gelelim eğer saçlarımız iyice döküldüyse değil mi? Yani lazerin belki kurtaramayacağı noktalar vardır. O zaman ne gibi tedavi yöntemleriniz var? Şimdi özellikle avuç içi gibi olmuş bazı yerler artık burada tamamen Bomboş. Ben burada lazerle saç çıkaracağım. Çok hayale girmeye gerek yok. Orada artık dediğiniz gibi bir tedavinin nereye kadar başarılı olduğunu, nereden sonra artık başarısız olacağını bilmek de hekimin tecrübesi ve erdemliğine kalıyor orada. Doğru bir şekilde hastayı yönlendirmesi için. Tüm tedavilerin bittiği noktada artık söz saç ekimindedir. Saç ekimi de ülkemizde çok şükür, Güzel yapan eller, merkezler, klinikler hastane oluşmaya başladı. Fakat yine e, acı bir şekilde söyleyeceğim ki ülkemizin hala daha %90'ı merdiven altı yerlerde bu işler yapılıyor. Bu noktada müdürlüklerimiz ve bakanlıklarımız sıkı çalışma yapıyor ama inşallah kalite programında e, ülkemizde saç hak ettiği noktaya, kalite noktasına gelecek. E, şu anda ülkemizde özellikle en üst düzeyde ekim konusunda kalite programında robotla saç ekimi uygulaması yapılmakta. Hı hı. E, dünyada biliyorsunuz robot teknolojisi Amerika'da geliştirilen bir teknoloji. 2011 yılında FDA onayı aldı robot teknolojisi. Ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan bir ekim yöntemidir robotla saç ekimi. Biliyorsunuz saç ekimi 3 aşamadan meydana gelir. Birincisi ense bölgenizdeki kıl köklerini tane tane teker teker tıpkı böyle bir mücevherat çıkarı gibi çok titizlikle çıkarmak lazım. Kökler çünkü canlı bir şekilde çıkarılacak ki ekildiği yerde de o hayat bulsun. Peki ense köklerindeki kıllar seyrelmez mi bu durumda? Ense bölgemizde ortalama 60 bin tel vardır. Buradan aldığımız sayı bir seansta ortalama 6 bin, 7 bin, 8 bin teldir. 10.000 TL'ye kadar çıktığımız vakalarımız vardır ihtiyaca göre. 6.000 TL alırsanız 60.000 TL varsa %10'dur. Eğer siz %10'u dengeli ahenkli bir şekilde alırsanız bir ay sonra kuaför bile anlamayacak hale gelir. Hmm. Çünkü siz arkadan alırken yuvarlak silindirik şeklinde alıyorsunuz. Silindirik şeklindeki bir kanal 360 derece kendi bünyesine kapanarak iyileşir. Üstteki kuzey, güney, doğu, batındaki saçlar birbirine yaklaşır. Aradaki boşluk kapandığı için alındığı görünmez. Bu nedenle ensede zayıflama, azalma asla görmeyiz bu konuda. Dikkatli ellerde alındığı zaman. Robot teknolojisi ense bölgesindeki kıl köklerini kendisi topluyor. Ve insan gözünden çok üstün bir teknolojiyle topluyor. Niye? Biz normalde çıplak gözle enseden kök toplarken kılın yönüne göre Kökün olduğunu düşünerek köke öyle atışlar yaparız mikro motor dediğimiz bir toplama sistemiyle. Bu nedenle köklerde yüzde bazen 20-25'e varan zedeleme yapabiliyoruz. Çünkü kökün yönünü körlemesine atışlar yaparak toplamaya çalışıyoruz. Fakat robot kökü toplarken optik okuyucusu sayesinde cildin altındaki kökün yönünü görüyor. Bu nedenle kıla göre değil köke göre atış yapıyor. Sıfıra yakın hatayla topluyor. Anladım. Bu da çok önemli. Çok önemli. Ve burada siz Marmara Denizi'nde lüfer toplamak istiyorsunuz ve doğru oltayla topluyorsunuz. Anladım. Diğer sistemde Marmara Denizi'nden lüfer istiyorsunuz ama ağ atıyorsunuz. Hepsi geliyor tüm balıklar. Her kalitede geliyor. Dolayısıyla robot en kaliteli kökü sıfır atayla topluyor. Bu nedenle bu gözün robot teknolojisine yaklaşması günümüzde imkansız. Ön bölgede ikinci aşamada saç ekimi yapılacağı e, dönemde bu köklerin yerleştirileceği cepler kanallar açılması gerekli. Bu cepler kanallar açılırken saçın yönüne göre, hı hı. açısına göre, sıklığına göre, dağılımına göre bir mimari proje titiziyle çalışılması lazım. Burada hekimin tecrübesi. O günkü psikolojisi, o günkü odaklanması, o günkü enerjisi birçok faktöre göre kalite çıkıyordu. Diyelim o gün Allah korusun gelirken yolda kaza yapmış. Birisiyle kavga etme. akşamleyin problemli bir gün yaşamış. O gün doktorun çok kaliteli bir işlem çıkarması zorlaşabiliyor. Çok önemli. Fakat robot psikolojisi etkilenmez. Her şeyle profesyoneldir. Emri komutu verdiğiniz zaman o komuttaki bütün işlemi sıfır hatayla yapar. Zaten Robotu kullanan tecrübeli bir arkasında hekim ve takım vardır. Türkiye'de robotu kullanan bir hekim olarak yaklaşık son 4 yıldır hastanın ekim yapılacak bölgesinin yandan, üstten, önden ve arkadan fotoğraflarını çekerek 3 boyutlu hale getiriyoruz 3D programıyla. Bunu robota yüklüyoruz. Robota yüklediğimiz zaman buradaki yaklaşık olarak 15 derece Eğimle sağa doğru kanalları aç diye komut ekliyoruz. Ön bölge tamamen öne doğru kanalların yönünü ayarla diye çizgilerimizle oradaki e, üç boyutlu çalışmalarımızla robotu yüklüyoruz. Bu bölgedeki kanalları 20-25 derece açıyla arkadakileri 25-30 derece açıyla diye komutları yükleyebiliyoruz. Bu bölgedeki sıklığı buraya 800 kök buraya 700 kök buraya 600 kök koy. Nerede ne kadar açacağının net komutlarını verebiliyoruz. Böyle bir teknolojiyle yarışmanız biraz zor. Çünkü öbür türlü hekim çıplak gözde o günkü değişken psikolojisiyle işleri yapmaya çalışıyor. Bu nedenle robot sıfır hatayla toplayıp sıfır hatayla kanal açar. İki tane... Yönden de teknolojik olarak en üstün teknoloji diyebiliriz. Şimdi son 1-2 dakikamız kaldı. Herhalde sayın terziler şu sorular da çok merak ediliyordur. E, acılı bir yöntem mi? Ekilen saçlar sonradan dökülür mü? E, ve saç e, tekrardan uzar mı? Bu bölgede ne kadar sürede uzar? E, hepsini birlikte nasıl toparlarsınız? Memnuniyetle. Şimdi özellikle e, ekilen saçlar anne saçı olduğu için e, ömür boyu dökülmez. Çünkü ömür boyu dökülmeyen kökleri kullanıyoruz. Ee, ve ömür boyu uzar. Bunlar kendi doğasında olduğu için. Çünkü tohumları yerini değiştiriyorsunuz siz doğru bir şekilde. Tabii ki bu ekimden sonra en büyük e, dikkat edilmesi gereken nokta buraya tohum koyulduktan sonra çok iyi bakıma ihtiyacım. Tesadüfe bırakılmayacak kadar önemli bir süreç çünkü bekliyor herkese. Çünkü saç ektiren şu anda artık binlerce on binlerce insanlar var. Buradan ekledikten sonra iyi bakım yapılsın lütfen ve e, fizyolojik dökülme dediğimiz arkada öne koyduğumuz zaman 3 aylık bir dönem içinde ekilen kıllar dökülüp yaklaşık 5-6 ay sonra bütün saçlar bulunduğu alanı kaplamaya başlar ve orada saçlarımız artık e, ömür boyu kendisinin tacını oluşturacak bir şekilde muhteşem bir şekilde kaplamaya başlar güzel güzel kullanmalarını inşallah diliyorum. Çok çok teşekkür ben ediyoruz sayın dersler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Efendim bu bölümü noktalıyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Kadın Hayattır devam edecek.